Merhaba, Türk Aikido Dergisi'nin ikinci video röportajına hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak 2021 ve ikinci konuğumuz Selin Özdemir. Selin Özdemir'i tanıtmak için şunları söyleyebiliriz. Kendisi Marmara Üniversitesi Resim Eğitimi bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansa başlamış ve bu süreçte öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Japonya'ya dil eğitimi görmek için gittikten sonra Tohoku Üniversitesi'nde Uzak Doğu ve Japon Sanatı Tarihi bölümünde doktora yapmaya başlamıştır. Çalışma alanları Japon sanatı ve tarihi, Japonya'da Budizm ve sanat, Japon sanatında aktif bir şekilde rol alan kadınlar, antik dönem Japoncası olan Kambun, müzecilik ve eser fotoğrafçılığıdır. Yarı zamanlı olarak Sendai Müzesi'nde çalışmaktadır. Ayrıca birçok müzede ve tapınakta araştırma ekibinde çalışan ilk Türk akademisyendir. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Selin Hanım araştırma görevliliğinin yanında aynı zamanda Kyudo çalışan bir budokadır ve Japonya'da Kyudo çalışmalarını sürdürmekteydi tabii ki pandemi öncesine kadar. Bugün Selin Hanım ile Kyudo, Japon savaş sanatları ve Japon savaş sanatlarında Zen ve Budizm gibi birçok konuya değineceğiz. Bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle. Hoş geldiniz tekrardan. Selin, o zaman güncel bir konuyla başlayalım. Covid-19 Japonya'da hayatın akışını nasıl etkiledi? Araştırmalarınıza, antrenmanlarınıza devam edebiliyor musunuz? Nasıl bir süreç yaşanıyor siz? Nasılsınız? Evet. Yani iyiyiz. Şimdiye kadar sağlıklı bir şekilde bu zamana geldik aslında. Tabii çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı çok etkiledi. Okullar tatil oldu uzunca bir dönem ve hala online ilerliyor üniversitelerde dersler. Bazı üniversitelerde COVID vakaları çıkıyor ve o fakülteyi kapatma durumları oluyor. Hatta 2 hafta öncesinde bizim fakültemizde de bir vaka çıktı ve uzunca bir süre geçirmiş arkadaşımız fakülte içinde ve fakülteyi kapattılar, ilaçladılar. Hala açılmadı fakülte. Şu an vaka var mı yok mu diye araştırılıyor hala başka vakalar çıkacak mı diye. Onun haricinde antrenmanlar çok etkilendi. Dojolar çok uzun zaman kapalı kaldı. Açıldıktan sonra da belirli saatler içinde ve çok kısa çalışma saatleri verdiler antrenman yapabilmek için ve o saatler tabii ki antrenman için yeterli olmuyor. Birkaç saat normal şartlarda 3 saat, 4 saat biz çalışıyoruz. 2 saatle, 1,5 saatle sınırlandırdılar ve belirli günlerde çok insanın aynı anda binada karşılaşmayacağı şekilde düzenlemeler yapıldı. Hala tamamen normale dönmüş değil maalesef. Kısıtlamalar devam ediyor dojolarda. Bu şekilde Türkiye'den belki yine bir parça iyi yapılabiliyor bazı hocalarda ama tabii ki yeterli değil şu an antrenman saatleri. Böyle. Peki bize biraz Kuyudo'dan bahseder misiniz? Bir Kuyudo antrenmanı nasıl geçiyor? Kuyudo nedir? Dojo'da Reşiki, sonra belki biraz hani biz oraları pek bilmiyoruz ama tesis anlamında dojolar nasıl? Hizmet nasıl sağlanıyor? Dojolar nerelerde kurulmuş? Yani şöyle Kyudo'dan ben genel olarak bir bahsedeyim. Aslında bu Budo içinde yani Japon savaş sanatları içinde en eski olduğu söylenen bir dal Kyudo. Yani milattan önce 300-400. Yıllara denk geliyor. Yayoi döneminden beri o dönemden kalan bu asimetrik yayların kalıntıları bulunmuş. Bazı oklar, demir, döküm oklar bulunmuş. O yüzden en eskisi olduğu düşünülüyor bu Japon sanatlarının. Tabii o zaman avlanmak için yapılan bir aktiviteyken günümüzde çok daha farklı bir ritüel şeklinde, meditasyon şeklinde uygulanıyor Kyudo. Genel olarak bir gün içinde neler yapılıyor onlardan da bahsedeyim. Kyudo'yu daha da açarız ilerleyen dakikalarda. Şöyle
sabah evden çıkıyorsunuz, hakama giyiniz ve Kudo'da kullanılan normal belki Aikido'dan ya da Kendo'dan daha farklı malzemeler de var. Eldiveniniz var, deriden bir eldiven kullanıyorsunuz Kudo için. Hakama giyinin yanında havlu yine kullanılıyor. Eldivenize dökmek için kullanılan pudralar var. Onlar ayrı ayrı paketleniyor. Bir bohça hazırlıyorsunuz aslında. Onu alıp evden çıkıyorsunuz. Dojo'ya gittiğinizde ilk önce eğer ki malzemelerinizi eve götürmüyorsanız, ok ve yaylarınızı yanınızda taşımıyorsanız dojo'da koyabileceğiniz yerler var malzemeler için. Dojo'ya ilk girdiğinizde tabii herkesi kimle karşılaşırsanız selamlaşma oluyor, günaydın vesaire diye. İlk önce hiçbir eşyanızı çıkartmadan öncelikle malzemelerinizi çıkartmanız gerekiyor. Önce yayı bezinin içinden çıkarıp ipini germemiz gerekiyor. Onu gerdikten sonra yayı yerine koyuyoruz. Okları çıkartıp ok kutusuna koyuyoruz. Eldivenlerimizi de çıkartıp yine paketinden neye sarıyorsanız artık eldivenlerin koyulduğu yerler var. Onları da oraya bırakıp her şeyi hazırlayıp soyunma odasına geçiyorsunuz. Yine arabası olanlar aslında günümüzde giyinip de gelenler de oluyor ama arabanız yoksa eşyalarınızı yanınıza taşıyorsanız soyunma odasında hakama giyinizi giyip dışarıya çıkıyorsunuz. Bir de pardon eldivenle birlikte bu özellikle kadınlar kullanıyor sadece önümüze koyduğumuz muniate denen bir küçük deri parça oluyor yayın takılmaması için. Yayın ipinin. Onu da eldivenle birlikte bırakıyoruz. Ondan sonra reşki başlıyor aslında. Re deniliyor Kudo'da. Salonda genelde kimseyle selamlaşmadan salon dışında, dojo dışında bir de arka taraf var aslında Kudo dojolarının iki bölümlü. Oradan dojonun içine giriyorsunuz. Dojonun içine girme kuralları var. Sol ayaklı giriliyor öncelikle. Girip sağ tarafta, Kudo dojalarının sağ tarafında oluyor. Bir bayrak ve kamidana denen, bu aslında Shinto geleneğinden kalan bir alışkanlık. İnandıkları tanrılarla ilgili koydukları biblolar, çeşitli aksesuarlar oluyor orada. Oraya selam veriyorsunuz aslında. Fakat şöyle bir durum var. Kudo'da ayaklarınızı dojaya girdiğiniz andan topuklarınızı yerden hiç kaldırmamanız gerekiyor. Kudo tamamen sessiz bir etkinlik olduğu için topuklarınızdan bile ses çıkartmamanız gerekiyor. Ayaklarınızı sürüyerek kamidana ve bayrağın önüne geliyorsunuz. Ve orada yu denilen böyle öne eğilme şekli var. Selam veriyorsunuz. Daha sonra yanınızda hocanız varsa hocayla selamlaşıyorsunuz. Kyo mu yoroshiku onegai shimasu deyip bugün de hocadan yine çalışmak için yardımlarınızı rica ediyoruz şeklinde bir selamlaşma. Bir de aslında üniversite dojolarıyla sivillerin yaptığı ya da bu belediyelerin sağladığı dojolar var, özel dojolar var. Uygulamalar kendi işlerinde de farklılaşıyor ama kendi gittiğim dojo nasıl yapıyor bunu daha çok anlatayım. Üniversite dojolarına da değinirim yine. Genelde herkes ayrı ayrı gittiği için salona giren hemen çalışmaya başlıyor aslında bizim salonda. O yüzden siz reishiki yaptığınız zaman muhakkak dojo içinde birileri ok atıyor olmuş oluyor. Hocayla da selamlaştıktan sonra arkanızı dönüp, arkanızda kalıyor çalışanlar çünkü. Onlara da selam veriyorsunuz ve onlar da ok atışlarını durdurup size karşılık olarak selam veriyor. Ve dojodan çıkıyorsunuz. Fakat çıkarken yine bir kural var. Eşiğe basmadan sağ ayağınızla çıkmanız gerekiyor. Çıktıktan sonra yine arka tarafta birileri varsa onlara da yine aynı şekilde selam verip eldiveninizi takıp çalışmaya başlıyorsunuz. Kudo'da asıl Shajo denen Kudo atış yapılan yer bir de Makiwara odaları oluyor. Makiwara denen böyle büyük yuvarlak bir saman var aslında. Alıştırma yapmak için daha çok kullanılıyor. Orada birkaç el atış yapıp ısındıktan sonra Shajo'ya geçiyoruz. Asıl ok atışının yapıldığı yer. Ve antrenman başlamış oluyor. Genelde Hitote denen
bir atış iki ok olmuş oluyor. Ve dört tane okla birlikte giriyorsunuz Chajo'ya. Ve ikişer ikişer birini yaya geçirip birini de elinizin şu küçük parmağınızın arasına sıkıştırıp atışınızı yapıyorsunuz. Daha sonra yere eğilip diğer iki oku da alıp yine atışınızı yapıp çıkıyorsunuz dojadan. Ve Yatori denen bir de okları toplama seansı var. Bunları da hızlı hızlı geçeyim. Çıktığınız zaman, ok atışınızı yaptığınız zaman çalışacak okunuz kalmıyor tabii. Genelde bir sette 6 ok olmuş oluyor ama her 4 tane de bir çıkıp oklarınızı toplamanız gerekiyor. Eğer varsa başkalarının okları yine onları da siz topluyorsunuz. Dojo'nun sol tarafında genelde, sol ve sağ taraflarında küçük bir yol olur. Hedef tahtalarının olduğu yere ulaşmak için. Oradan çıkmadan önce Shajo tarafını kontrol edersiniz açık olduğu için. Birisi atış yapıyor mu, yapmıyor mu? Çok tehlikeli çünkü. Yani ok gelirse öldürebilir. Bayağı tehlikeli oluyor. O yüzden tamamen kontrol ettikten sonra iki el çırpıp ok toplamaya gittiğinizi söylüyorsunuz. Koşa koşa gidip okları topladıktan sonra yine hedef tahtalarında yine bir arka kısmı oluyor. Orada okların uçlarını temizledikten sonra genelde çamur falan olabiliyor. Hedef tahtalarının arkası kum olduğu için kumlanabiliyor hedefe eğer tutturamadıysanız. Kumlara saplanıyor oklar. Onları temizleyip tekrar dojoya geri dönüyorsunuz. Genel olarak çalışma bu şekilde oluyor ve bitişte de yine bir selamlaşma töreni var. Aynı şekilde herkes dojodan çıktıktan sonra toplanılıyor. İşte R yapmaya gidelim diye tekrardan aynı yerden Kamidana ve bayrağın önüne gidiliyor. Yine sol ayakla giriyorsunuz ve yine aynı selamlaşmayı yaptıktan sonra bir çember oluşturuluyor. Önce hoca selam veriliyor hocaya ve ardından herkes birbirinizi selamlayıp bugün için teşekkür ederiz. Birlikte grup çalışması yaptık. Aslında Kudo bireysel olmasına rağmen dojoyu birlikte kullandığımız için grup çalışması yapmış oluyoruz. Bu şekilde bir gün tamamlanıyor. Böyle bitirmiş olayım sorunuzu. Aslında siz bahsettikçe fark ediyoruz. Birçok yerinde sembolizmler var sanki bu savaş sanatlarının. Evet. Çünkü tarih boyunca yani folklorla iç içe gelmiş. Zaten bir folklor ürünü diyebiliriz. Yani kültür ürünü diyebiliriz. O da aslında apayrı bir başlık olabilir. Mesela bu sol ayakla içeri girip sağ ayakla yere basmak çıkarken benim aklıma şey getiriyor. Aslında insanların genelde sağ tarafı güçlüdür. Sağ ayağı önce basmak, hani güçlü tarafla inerken de tekrar, yani çıkarken de güçlü tarafı şey yapmak bir sembolleşip böyle bir neredeyse ne diyebiliriz? Dinin inancın bile bir parçası olabiliyor sanki bir noktada. Evet, yani Kudo'da sol ayak çok önemli aslında. Yaptığınız her hareket Kudo'da soldan başlıyor. Böyle bir gelenek var. Şimdi iki tür atış tekniği var aslında. Bir ayakta atabiliyorsunuz, bir de oturarak. Oturarak yapılanı en zor aslında ve oturduğunuz zaman sadece baş parmağınızın üzerinde durmanız gerekiyor. Yani diğer parmaklarınızın üstünde duramıyorsunuz ve müthiş zor ve ağrılı. O yüzden ve sol ayak üzerinden kalkmak aslında çok zor oluyor. Onun için bayağı uğraştırıyorlar. Dediğim gibi yine eğer ki sol elinizi kullanıyorsanız, sağ elinizi kullanıyorsanız yayı tuttuğunuz el sol el oluyor. Yine asıl gücü kullandığınız taraf hep sol taraf Kudo'da. İlginç, diğer alışkanlıklarımızın biraz tersini yapmış oluyoruz aslında ama böyle bir geleneği var Kudo'nun. Zeynep, sen bir şey soracaktın galiba ama ben şunu sormak istiyorum bir de. Oturarak dediniz, bu Kudo'da kullanılan oklar ismi Yumi miydi? Yayların ismi Yumi. Yayların ismi. Okulda yağ deniliyor. 2 metreden fazla sanırım onların yüksekliği. Evet, ortalama 210 santim ve 230 santim arasında.
Onlar yani da kendi içlerinde ayrılıyor. Oturarak gayet zor olsa gerek. İki metre. Sizin 3 katınız kadar olmuş oluyor. Yere dayıyorsunuz o anda onu ama ayağa kalkarken havaya kaldırmanız gerekiyor onu. Ve sallanmaması gerekiyor. Sallandığı zaman hoca gelip hemen tutar böyle üst tarafından. Evet. Bir süre sonra alışıyorsunuz tabii. Vücut öğreniyor tüm hareketleri. Ben de aslında şunu da merak ettim size anlatırken. Dojo adabına da alışmak herhalde süre alan bir şey. Çünkü hani adımlardan, oturuştan, kalkıştan, adımlarımızdan bile sorumluyuz. Bu sizin için ne kadar zaman aldı ya da yeni bir başlayan biri için nasıl bir süreç oluyor? Yani şöyle aslında ben ilk bizim üniversitenin hocasında başlamıştım ve çok büyük şanssızlık oldu aslında benim için. Hoca yoktu. Öğrenciler herkes birbirini çalıştırıyordu. Yani 4. sınıf öğrencisi artık 4 yıldır çalışıyor. Ve ortaokulda da çalışmış. Genelde 3. 4. danlar oluyor dojoda. Onlar genelde çalıştırıyorlar birbirlerini. Sanıyorum ben 4 ay falan lastik yumi ile çalıştım. 4-5 ay belki de. Bayağı uzun zaman. Normalde 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl çalışanlar var. Eskiden böyle yapıyorlarmış. Böyle bir gelenek varmış. Shajo'ya asıl ok attığınız yere kolay kolay hocalar çıkartmıyorlarmış. Şimdi biraz daha yumuşaklar aslında. Evet, o öğrenene kadar çok zaman geçti. Özellikle hep şeyleri unutuyordum. Her zaman oku, yayı aldığınız yere bırakmak, eşyalarınızı sürekli kontrol etmek, dojoya ilk girdiğiniz anda malzemelerinizi, ekipmanlarınızı çıkartmak. Bu çok önemli judoda. Yani giyinip geldikten sonra bir daha hoca sizi isterse sokmayabilir antrenmana, öyle diyeyim. Bunu öğrenene kadar bayağı zorlanmıştım. Ondan sonra hocalar diğer dojoya geçtikten sonra dojo değiştirdim ben. Hocam çok iyi aslında, çok sert ama yaşlı olmasının verdiği, tecrübeli olmasının verdiği bir şey de var. Aynı şeyi hiç sıkılmadan gün içinde 10 kere, 20 kere öğretebiliyor, söyleyebiliyor, uyarıyor. Sürekli söylüyor, sürekli söylüyor. Kızmadan, bıkmadan artık siz utanıyorsunuz. Ben bunu artık söyletmeyeyim, bunu da öğreneyim gibi oluyor. Alışıyorsunuz bir zaman sonra o kültüre, ritüellere, neler yapılması gerektiğine. Bakıyorsunuz çevrenizdeki herkes bunları yapıyor. Çok gözlemlemeniz gerekiyor bir de. Biraz vakit alıyor ama öğreniyorsunuz, öyle diyeyim. Peki bu Kyudo diğer savaş sanatlarına, diğer Budo branşlarına göre biraz daha statik bir şey. Yani çok hareketli, hoplamalı, zıplamalı bir şey değil. Bir takım ruhu da yok galiba. Ben onu bilmiyordum. Mesela biz Aikido'da herkes, yani mindere yarım saat, bir saat erkenden gelen de oluyor ama hepimiz seyizliğe oturup derse başlıyoruz. Beraber bitiriyoruz. Sonra giden gidiyor, kalan kalıyor. Kyudo'da hani öyle bir takım şeysi de, bir takım ruhu yok demeyeyim de işte Aikido'daki ve Judo'daki şey de yok. Bu ortaokulda bile çalışanlar oluyor dediniz. Yani küçük yaştaki ya da genç yaştaki insanlar ilgi gösteriyor sanırım. Tabii. Yani günümüzde ilgi Kyudo'ya artmış durumda Japonya içinde de ve yavaş yavaş artık yurt dışında da ilgi çekmeye başladı Kyudo. Evet. Nasıl diyeyim? İnsanlar ilgileniyor Kyudo'yla ve çok bireysel bir spor aslında. Spor ya da meditasyon şekli diyebiliriz. Diğerlerinden farkı Kyudo'nun tek başına yapılıyor olması. Yani siz kendiniz ve bir de hedef tahtası var. Ve hedef tahtasından ziyade tüm atış başından sonuna kadar aslında kendinizle uğraştınız. Bilinç kontrolü ve de fiziki kontrol girmiş oluyor için içine. Kyudo'nun diğerlerinden farkı burada aslında, tek başına yapılıyor olması. Bunu da belki şöyle bir soruya bağlayabiliriz. Şimdi savaş sanatlarının işlevi
Japonya'da günümüzde nedir? Web sitenizde Kudo ile ilgili yazdığınız yazınızda zihin eğitimi ve beden disiplinini öğretmek için kullandığınızı yazmıştınız. Aynı zamanda Zen'le çok ilişkili. Bu konuları biraz açabilir misiniz? Tabii yani şöyle genel hem tarihinden de biraz bahsetmiş olayım. Kudo aslında Kyujutsu idi eskiden. Yani Edo döneminden sonra artık Meiji'ye geldikten sonra, Meiji dönemine geldikten sonra artık samuraylar etkilerini kaybettikten sonra bazı hocalar bazı okullar açmış aslında. Ve Kudo artık Kyujutsu'dan çıkıp Kudo Doğu olmuş yol yani farklı bir ritüel haline gelmiş Kudo. Bunu da yine Edo döneminde Zen Budizminin artık Japonya içine girdikten sonra insanların günlük yaşamlarına kadar inmesiyle de ilişkisi var aynı zamanda. Kudo ile şöyle bir ilişkisi var aslında. En sıkı bağlantıyı üç temel etiğinden yine besleniyor Zen Budizminin. Shin, Zen ve Bi denilen üç etik diye bahsediliyor. Shin aslında hakikat, doğruluk, doğruyu arama şeklinde Kudo'da bahsediliyor. Ve bu oku aslında çekmeye başladığınız andan itibaren hedefi siz ararken aynı zamanda yine bunun doğruyu aramayla ilişkisinin bulunduğunu söylüyorlar. Siz aynı zamanda doğru hedefi tutturmak, bir de asıl doğruluğu arama şeklinde arayışlara giriyorsunuz. Hatta burada Kenzo Awa denilen aslında çok sanıyorum 19. yüzyılda yaşayan bir hocaydı. Kudo hocasının bir lafı var. Kudo'ya ok atmaya başladıktan sonra aslında ben içimde Buda'yı da arıyorum şeklinde. Budizmle ilişkisini kendi içinde nasıl kurduğunu anlatıyor. Doğruluğu aradığına ok atmaya ve hedefi karşıladığınız anda doğruluk etiği işin içine girmiş oluyor. Daha sonrasında Zen denilen bir iyilik kavramı var. Aslında her zaman iyi ve doğru olma. Bu hem vücut hareketlerinizle vücudunuzu doğru tutmayla hem de zihninizi yine her zaman iyi ve sağlıklı tutmak amaç Zen dediğimiz ve bir de Bi denilen güzellik kavramı var. Kudo tamamen artık günümüzde estetik bir spor dalına dönüşmüş. Spor diyorum ya da Budo diyebiliriz. Diğerlerinden ayıran tarafı da aslında bu. Güzelliğe ve doğruluğa çok önem veren bir yapısı var Kudo'nun. Shisei dediğimiz bu aslında diğer Budo dallarında da olduğu gibi duruş çok önemli. Yani fiziki duruşunuz ve zihinsel duruşunuz çok çok önemli. Kudo'nun size bunlarla birlikte kazandırdıkları oluyor. Bu Shin Zenbi dediğimiz şey size neler kazandırıyor onlara bir de değineyim ben. Siz doğruluğu aradınız, iyiliği buldunuz ve de kendinizi düzelttiniz bir nevi. Ve bununla birlikte size bunların getirdikleri bir konsantrasyon sağlama aslında olayı girmiş oluyor işin içine. Siz orada ayakta dikildiğiniz andan itibaren dojoya girip şeye yaklaşıyorsunuz hedef tahtasına ve tamamen odaklanmanız gerekiyor. Eğer ki yani hocamızın söylediği hep bir laf var. Senin kafanda eğer ki o dojoya adım attığın andan itibaren herhangi başka bir şey varsa sen asla hedefi vuramayacaksın diye bizi uyarır hep. O yüzden buradan adımınızı attığınız an kafanız tamamen boş olacak. Belki bu biraz da Mushin dediğimiz şeyle bağlantılı kısmı da var. Tamamen belki bağlantılı değil ama kendinizi tamamen oraya konsantre etmeniz gerekiyor ve bu sizi aslında pratik hayatınızda, sosyal hayatınızda da bir nevi besliyor. Şöyle ben bahsedeyim. Ben çok panik bir insanım normalde. Özellikle Kudo'ya başlayana kadar da inanılmaz panik. Sürekli böyle eyvah ne olacak, eyvah
şöyle yapan bir insanım. Arkadaşımın tavsiyesiyle hep bana demişti, sen Q'da yap. O seni sakinleştirecektir ve kendini kontrol altına almayı öğreneceksindir Q'doyla diye söylemişti. Başladıktan sonra evet, ben yavaş yavaş bunu kazanmaya başladım diyorum aslında. Her zaman sakin kalmak, her zaman bu sakinliği korumak ve konsantre olma vaziyetini uzun tutabilmek Q'da da çok önemli. Ve pratik olarak bunu kendi hayatınıza da kazandırıyorsunuz diyebilirim Q'da ile ilgili. Aslında bizim de Aikido'da kullandığımız bazı kavramlardan bahsettik. Aikido'da ve diğer geleneksel savaş sanatlarında da ortak kavramlar var. Zanshin, Shoshin. Biraz aslında bahsettiğimiz ama bahsetmediğimiz, mesela Zanshin Kudo'da nasıl bir yer buluyor ya da diğer kavramlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şöyle, Kudo'da aslında en önemli, yani Kudo'yu artık atışınızı yaptıktan sonraki tamamen zihin kontrolü ve attıktan sonraki o duruşunuzu muhafaza etme durumu Zanshin deniyor. Diğer Budo'da biraz sanıyorum daha farklı oluyor. Uyanık olma durumu, farkında olma durumu etrafınızdaki. Çünkü diğer Budo'larda genelde iki kişi oluyorsunuz. Kudo'da teksiniz. Ve bu Zanshin olayını tek başına tamamlamanız gerekiyor. Şöyle, Kudo'da aslında 8 tane önemli nokta dediğimiz yer var. Bir atışı yapabilmek için 8 adet noktasal duruşa ihtiyacınız var. Ayaklarınızdan yayı tutuş şeklinize, yayı kaldırış şekliniz ve bir de kay denilen şu şekilde, nasıl diyeyim, okun tam artık böyle en gerdiğiniz ve gücü tamamen topladığı anda en az 5 saniye beklemeniz gerekiyor. Orada vücudunuzdaki tüm gücü o an oraya topluyorsunuz. Ve ayak topuklarınızda oluyor. Ayak ucunuzda ve topuğunuza yüklemeniz gerekiyor. Ve o anda, o 5 saniyelik ve 5 saniyeden daha uzun da tutabilirsiniz. Az tuttuğunuzda genelde hocalar kızıyor buna. Kay durumunda 5 saniyeden fazla tutup tüm konsantrasyonunuzu oraya harcamanız gerekiyor. O an zaten çok fazla da bir şey düşünemiyorsunuz. Gücünüz de kalmıyor. Tüm gücünüzle yayı gerdiğiniz için hikivake deniliyor o kay durumuna gelene kadarki duruma da. Kaydan sonra aslında oku siz attığınız andan itibaren bir kazış şekliniz var. Zanshin'in zaten zan dediğimiz durum kalmak. Bir şeyden arta kalan, duran, kalan şeyler. Shin dediğimiz de kokoro aslında, kalp, ruhunuz. Bu kelimeden oluşuyor ve o an yine oku attıktan sonra hedefiniz nereye gitti onu düşünüyorsunuz. Ve yine tüm uzuvlarınız aslında kullandığınız için ben bunları doğru kullandım mı gibi farkındalıkları düşünmeniz gerekiyor. Hedefimi doğru attım mı? Ben bu bahsettiğimiz Zen, Shin, Bi dediğimiz doğruluk, iyilik, güzellik, bunları tamamen sağlayabildim mi gibi bir mukayese durumu da oluyor aslında oku attıktan sonra. Yine belli bir süre bekledikten sonra yay da elinizde bu şekilde, şöyle göstereyim, tamamen kolunuz gergin bir şekilde yayı da ayakta tutuyorsunuz. Bu oku fırlattığınız kolunuz da yine bu şekilde beklemiş oluyor Zanshin durumunda. O şekilde bir süre kaldıktan sonra iki elinizi birden belinize indirip dojodan çıkıyorsunuz. Ama o Zanshin durumu sizin o antrenmanınızın, nasıl diyeyim ben, biz bir yemek yeriz, arkasından da tatlı veya kahve içeriz. Onu aslında öyle diyebilirim Zanshin için Kudo'da. Benzerlikleri var mı yok mu diğer budoları denemediğim için bilmiyorum. İzlediğim çok oldu ama muhakkak benzer yerleri vardır diye de düşünüyorum. Bu şekilde. Evet, çok güzel anlatıyorsunuz.
Şunu sormak istiyorum. Şu an Türkiye'desiniz galiba. Evet. Normalde Japonya'da doktora yapıyorsunuz. Türkiye'de kuyuda çalışabiliyor musunuz? Maalesef şöyle lastiğimi getirmiştim ben, lastik yayımı. Onunla sadece çalışabiliyorum. Aslında şöyle, lastik yaylar içinde bu şisey dediğimiz postür, duruş ve tüm bu bahsettiğim ayak duruşu, yayı tutuşunuz, hepsini yapabiliyorsunuz oku atma haricinde aslında. Kas çalışmak için de çok faydası oluyor yine. Kol kaslarınızı güçlendirmeniz gerekiyor kuyudo için. Bir de bacak kaslarınızı. Çok gergin bir duruşunuz olması lazım çünkü. O lastik yayla biraz çalışabiliyorum ama evet, Türkiye'de bir kuyudo dojosu yok şu an. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de kuyudo yapan da yok. Umarım Japonya'daki işlerimi bitirdikten sonra var birkaç şey aklımda. İnşallah kuyudo dojomuz da olur diye umut ediyorum. İnşallah kuyudoyu da Türkiye'de başlatan biri olur. İnşallah siz olursunuz. İnşallah. Peki doktora yapıyorsunuz. Doktora konunuz, yani alanınız sanırım Japon sanat tarihi. Bu alanınız, bu alanı çalışmakla savaş sanatlarında Budo'da, Kyudo'da görebildiğiniz bir şey var mı? Yani çalışma alanınızla ilişkilendirebildiğiniz bir şey. Mesela normal Japonların ve geri kalan insanların görmediği ama sizin o alanı çalıştığınız için gördüğünüz bir şey. Yani şöyle, aslında Uzak Doğu ve Japon sanat tarihi diyeyim ben. Uzak Doğu'da biliyorsunuz ki Budizm çok etkili. Yani sanatlara da çok etkisi olmuş Budizmin. Ve Japonya'daki asıl bu Japon sanatının gelişiminin temelini Budizm oluşturmuş diyebiliriz. İlk bu Çin'den gelen Budist rahiplerin ve işte alışveriş yapan tüccarların, Japon tüccarların sayesinde Japonya'ya girmiş ve ilk etapta Budizm gelirken birçok kaynak getirmişler. El yazması kitaplar. Ve daha sonra okuma yazma bilmeyen insanlar için bu kaynaklar resimlendirilmeye başlamış. Ve bununla sanatın yeni bir doğuş aslında başlıyor. Bu resimlendirmelerle birlikte bu rulo resimler var. Oralarda savaş sahneleri, bu kudo talimleri, atış sahneleri ve ondan sonra da aslında bu ukiyo-e dediğimiz, daha modern sanata artık yaklaştığımız baskı sanatında çok yoğun kullanılan dönemler var. Dönemden ziyade ilgisi olan sanatçılar var aslında. Wada Sanzo aslında bu işte çok fazla çalışmış savaş sanatları ile ilgili. Kendo da var, Aikido, Kudo aynı şekilde. Ukiyo-e resimlerinde aslında daha çok gündelik hayata yönelme de var. Kabuki sanatçıları, günlük hayattan manzaralar ve bir de bir taraftan da yine savaş sahneleri çok baskılara konu edinilmiş. Dediğim gibi bu da çalışan sanatçılar da var. Yine kendileri uygulayıp aynı zamanda çalışmalarını yapan sanatçılar da olmuş. Sıkı bir ilişkileri var aslında sanatın Japonya'ya girişinden sonraki hem konu edinmesiyle ilişkisi var aslında. Genel olarak böyle diyebilirim ben kudo ve sanat ilişkisini. Budizm çok birbirine bağlamış diyebiliyoruz. Peki mesela dojolarda biraz yankı oluyor bazen de. Şu an gitti. Dojolarda genelde sadelik olur, boşluk olur. Bu da yine bir sanat anlayışının ya da bir ritüelin parçası mıdır? Sonradan olmuş bir şey midir? Bu sürecin gelişimi nasıldır? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Aslında dojo dediğimiz mekan önceki dönemlerde, yine burası da 17. yüzyıla dayanıyor sanıyorum. Zen Budist rahiplerinin Budizm çalıştığı mekanlarmış aslında. Daha sonra bu Budo'nun ritüel haline gelmesiyle, yani artık
Jutsu dediğimiz kısımdan çıkıp doğuya girdikten sonraki döneminden bahsediyorum. Bu sanatlar için de dojolar yapılmaya başlanmış. Önceleri Budist rahiplerin, çırakların yetiştiği yerlerden spor salonlarına aslında bir nevi dönüşmüş. Evet, boşluk çok mevcut dojalarda. Bu da hem fiziksel uygunluk açısından aslında dojalar için önemli, hem de bu Zen Budizmindeki sadelik her zaman, yokluk aslında, boşluklar çok önemli. Sade olmak her zaman önemli Zen Budizminde. Bunun da ilişkisi var aslında. Ve rahat hareket edebilmek için geniş bir alana ihtiyaç var. Bir de burada mekanlarla ilgili aslında aklıma geldi şimdi. Değinebileceğim küçük bir yer daha var. Evet, Budizm çok etkili bu Budo sanatlarında, dövüş sanatlarında. Yalnız sanıyorum diğer dojalarda da oluyor. İlk girdiğimizde rey yaptığımız yerde Kamidana bulunuyor Kyudo dojalarında. Belki diğerlerinde de vardır. Bu aslında Shinto geleneğine dayanıyor. Yani Shintoizm'de her şeyin bir tanrısı var. Yani ay tanrısı, gök tanrısı, güneş tanrısı, bu tapınağın tanrısı ayrı. Ve o dojanın da aslında inandıkları bir tanrısı oluyor ve o Kamidana'da küçük bir heykel, büble olur. Bu gelenek Shinto'dan kalma aslında. Günümüzde hep derim ben, Budizm ve Shinto birbiriyle çok iyi geçinmiş ve artık birbirine karışmış. Dojalara baktığınızda bu Shintoist bir gelenek ama Budist tapınağında da var diyorsunuz. Aynı etki dojalara da yansımış. Küçük de olsa Shinto etkileri de var aslında dojolarda. Ve diğer boşluk dediğimiz kısım Zen Budizminin etkisi diyebiliyoruz. Bizde Japon savaş sanatları çalışan insanlar olarak, yani ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Aslında bu boşluk fikrinin dojunun belli yerinde, sanatın, kültürün belli yerinde olmasından aslında ilham alıyorum. Bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Tabii ki her kültürde vardır boşlukla ilgili belli şeyler. Ama Japon kültüründe, bu dojoda olsun, bunun böyle daha göze çarpar olması bizi hatırlatıyor. Hani fazlası değil. İngilizce'de ne derlerdi? Less is more diye bir söz var. Güzel bir söz. Türkçesi ne diyelim? İşte Türkçesini yazarız alt yazıyla. Şimdi aklıma gelmedi güzel bir çeviri. Selin Hanım, çok teşekkür ederiz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sormak istediğimiz çok soru var ama bu kadarla. Aslında bir yandan da onu görmüş olduk. Daha çok fazla sorular var. Belki başka bir zamana Selin Hanım'ı tekrar ağırlarız. Ne güzel olur. Her zaman. Çünkü sohbet, yani siz anlattıkça daha bir sürü sorular da geliyor aklımıza. Ama bugünlük galiba zamanımızı aştık bir yandan da. Evet. O zaman kapatalım. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir hem Kyudo'yu tanıtmak anlamında tanımayanlara güzel bir giriş oldu. Hem de ortaklıkları görmek adına, dojo'nun işleyişini görmek adına belki biraz daha bilgi dağarcığımızı arttırmış olduk. O zaman hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederiz.